9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Gün Yayınları sayfa 102 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı sayfa 102 Cevapları. Gün Yayınları akan bir suya bir cisim bıraktığımızda o cismin belirli bir hızla yer değiştirdiğini görürüz. Cismin hareket yönü bize akıntının yönünü, cismin hızı ise akıntının hızını ifade eder. Suyun hareketi gibi hava kütleleri de hareket etmektedir. Hava hareketleri çeşitlidir. Alçalan ve yükselen hava hareketleri olduğu gibi yatay yönlü hava hareketleri de bulunmaktadır. Yatay yönlü hava akınlarına rüzgar denir. Rüzgar basınç farkından oluşur, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Basınç merkezleri arasındaki fark ortadan kalkınca rüzgarın esmesi de sona erer. Rüzgarın hızını ölçen alete anemometre denir. Fotoğraf 1, 5, 6, rüzgarların yönü üzerinde etkili olan en önemli etmen, basınç merkezlerinin bulunduğu yerlerdir. Yer şekilleri ve dünyanın hareketleri de rüzgarın yönünü etkilemektedir. Rüzgarın en çok estiği yöne hakim rüzgar yönü denir. Dağların ve vadilerin uzanış yönü, hakim rüzgar yönünü önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin Çanakkale şehri, Boğaz'ın kıyısında yer aldığı için bu şehre rüzgarın en çok estiği yön, kuzeydoğu-güneybatıdır. Diğer bir deyimle rüzgarın en çok estiği yön Boğaz'ın uzanışına paraleldir. Hakim rüzgar yönünü göstermek için rüzgar frekans güllerinden yararlanılır. Bu şekiller, ana ve ara yönler üzerinde bir yere rüzgarın esme sayısına göre çizilir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak rüzgarlar, kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola doğru sapmaya uğrar. Etkinlik aşağıdaki basınç merkezlerini göz önünde bulundurarak bu merkezler arasında esmesi beklenen rüzgarın yönünü oklarla harita üzerinde gösteriniz. Cevap: Etkinlik aşağıda verilen Ankara'nın rüzgar frekans gülünü inceleyerek bu şehrin daha çok hangi yönlerden rüzgar aldığını belirleyiniz. Bu doğrultu size Ankara'daki yer şekillerinin uzanışı hakkında nasıl bilgi verir? Defterinize yazınız. Cevap: Ankara'nın rüzgar frekans gülünü incelediğimizde kuzeydoğu-güneybatı yönlerinden rüzgar aldığını görüyoruz. Ankara'daki yer şekilleri de bu yönde uzanır. 9. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 102 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.